Evet, bugün programa başlarken işsizlik yüksek ve cari açıkta sorun biraz daha çetrefilleşiyor demiştik. Bu iki kritik sorunda ortak bir çözüm olabilir mi? Örneğin girişimciliğin artması, desteklenmesi. Girişimcilik için doğru zaman mı? Hemen soralım. Bugün stüdyomuzda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin var. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Girişimcilik iş yapar mı diye soruyoruz. Aslında siz daha önce de belirtmiştiniz bazı konuşmalarınızda. Türkiye'nin cari açık sorunu varsa, işsizlik sorunu varsa bunun en büyük çözümü aslında girişimciliktir dediniz. Nasıl evet. Çözülür girişimcilikle cari açık sorunu? Şimdi öncelikle girişimcilik hakikaten istihdamın ve özellikle genç istihdamın olumlu yönde gelişmesi adına çok önemli bir olgu. Ben bunu hep gelişen değil gelişmiş ülkelerin bile %90'ının Amerika'da son 5 yılda yaratılmış istihdamının son 5 yılda kurulmuş şirketler tarafından net istihdamın yaratıldığını düşününce bizim ülkemiz kadar genç bir nüfusa ve dolayısıyla %20'ye ulaşmış genç işsizliğe sahip ülkemizde hakikaten girişimciliğin istihdama yapacağı katkı çok yüksek. Girişimcilik aynı zamanda sadece istihdama değil, aynı zamanda verimlilik katarak kurumların girişimlerle birlikte işbirlikleri yapmaları noktasında kurumların girişimcilerin verimlilik artışını kucaklamaları noktasında kurum içi girişimcilik faaliyetlerini yükselterek ve aynı zamanda kurumlarla girişimciler arasındaki ilişkileri arttırarak onların da daha tüm dünyaya ihracatlarında ve daha rekabetçi olmaları noktasında muazzam katkı yapabilecek bir potansiyele sahip bu girişimcilik. Çok önemli aslında çünkü biz girişimcilik deyince hani bireysel olarak bizim gidip bir şirket kurmamız, bir yatırım yapmamız gibi algılıyoruz ama doğru. Girişimciliğin pek çok boyutu var. Aile içi girişimcilik, şirket içi girişimcilik yani kurumsal girişimcilik de oldukça çok önemli. Yani başlı başına aslında belki üzerine yoğunlaşılması gereken bir konu. Bu bizim TÜSİAD'da da kurum içi girişimcilik yuvarlak masamızla yaklaşık 2,5 yıldır bunu en iyi yapan örnekleriyle yani kurum içi girişimciliği, kurum içi değişimi, kurum içindeki girişimci ruhu canlı tutmayı ve girişimlerle işbirliği yapmayı en iyi örneklerinde hem Anadolu'da hem diğer üyelerimize bu konuyu daha henüz gündemine almamış sağlayarak bayağı yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Siz gençlere yönelik de önemli girişimlerde bulunuyorsunuz aslında TÜSİAD olarak. Bu gençlikte iş var diye bir yarışmanız da var. Doğru. 2011'den beri de yapıyorsunuz değil mi? 6 doğru. Yıldır devam doğru. Eden bir yarışma. Bu gençlikte iş var. Bu sene yeni rekorlar kırdı. 1621 iş fikri, 4600 tane gencimiz. Anadolu'dan başvuru oranları inanılmaz yükseldi. Beklentimizin çok üzerinde hem Anadolu'dan hem toplam. Aynı zamanda da bu seneki ana hedefimiz %50 kadın girişimciye ulaşmaktı. Bunu da %25'ten %40'a çıkarmayı başardık ve kadın girişimcileri seneye inşallah %50 noktasına getireceğiz. Rekor bir katılım oldu yani. Rekor bir katılım oldu. Anlamında hem her genel anlamda. Katılım anlamında. Evet. Peki ya şimdiye kadar geri dönüşler nasıl size? Yani bu yarışmaların sonunda öne çıkan isimler nerelere geliyorlar? Ne tür geri dönüşler oluyor size? Gençlerimiz daha tabii çok baş safhalarında ama onları biz çok değerli bir eğitim kampında Steve Blank'in Stanford Üniversitesi'nde hazırlamış olduğu çok önemli bir online eğitim programıyla geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra bu programın ertesinde çok değerli bir eğitim kampımız var Sabancı Üniversitesi'nde. 60-70 tane konuşmacıyla bir araya geliyorlar, iş planı yapma, diğer unsurlarda. Tüm bunlar noktasında girişimcilerimizi daha iyi bir şekilde ileri hazırlanmaları noktasında büyük bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Şimdiden aralarında venture capital'lardan, melek yatırımcılardan almış arkadaşlarımız da var. Emin adımlarla ilerliyorlar. Biz girişimci miyiz, girişken miyiz sizce Murat Bey? Biz girişken arkadaşlarımıza, girişken gençliğimize, girişken toplumumuza girişimci olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ayaklara yere basar şekilde, mütevazi şekilde doğru takım oyuncularını bularak kendilerini geliştirmeleri adına mümkün olduğu kadar onları donanım sahibi yapmaya çalışıyoruz. Girişken gençliğimizi girişimci, bilinçli girişimciye döndürmeye, evirmeye çalışıyoruz. Şu anda doğru zaman mı girişimci olmak için sizce? Kesinlikle. Ülkemizin dinamiklerini biraz evvel konuştuğumuz gibi şu anda girişimci olmamız adına hakikaten özellikle de ülkemizin bahsettiğimiz dinamikleri etrafında kurumlarımızın girişimci olmaya ve girişimleri ileri götürmeye ihtiyacı olduğu noktada çok değerli. Çok büyük bir çarpan etkisi yapabilecek boyutta girişimci olmak için doğru bir ortam olduğuna inanıyorum. Yani bir girişimin başarılı olması için ne gerekiyor? Yani etrafımızda o kadar çok arkadaşımız var ki hepsi böyle bir şekilde bir şey kurayım, yeni bir işe gireyim diye de hep konuşur. Nasıl başarılı olabiliriz? Ne yapmak lazım? Yani işe nereden başlamak lazım? Bu konuda benim her zaman söylediğim bir konu bizlerin de çok desteklediği destek almak. Mentorluk almak, neyi bilmediğini bilmek, mütevazi olmak, takım oyuncularını doğru seçmek, iş planını filtreden geçirmek, iş planınızı doğru ayağa yere basar şekilde
ve farklı şeylerle karşılaşıldığında iş planının evrilmesi, değişikliklere uğraması, kendinize eleştirel olabilmek ve kendinizi gerektiğinde geliştirmeye açık olabilmek ve mentorlara, size yardımcı olacak kişilere kucak açabilmek ve onlarla birlikte olmak, onların yanında olmak noktasında bu ekosistem çok değerli. Girişimcilik deyince tabii işin içi bir ucu biraz paraya da dayanabiliyor. Çünkü bazıları da diyorlar ki çok iyi fikrim var ama param yok. Keşke param olsaydı bu fikirlerimi girişime dönüştürebilirdim diyorlar. Doğru eşleşme de her zaman olmuyor. O yüzden fikri olup parası olmayana ne dersiniz? Fikri olup parası olmayan noktasındaki kişinin en önemli yapması gereken şey fikrinin üzerine yanına mentorları demin de söylediğim gibi alarak ilerlemek, doğru kişilere, doğru kaynaklara ulaşmak. O kaynaklar daha sonra onları paraya yönlendireceklerdir. Bu konuda hiç şüphem yok. Girişimcilerimiz doğru kaynaklarla adım adım doğru toplantılara katılarak, doğru zirvelere katılarak, Türkiye'de artık onlarca bu konuda etkinlik oluyor. Bunun içinde bulunabilirler. Melek yatırımcılar var değil mi? Onların tabii da belki fikri yok ama parası olabiliyor. İyi bir fikre yatırım yapmak istiyorlar. Melek yatırımcılar belki çok değerli. Belki bir tanımını da açabiliriz. Melek yatırımcı nedir? Türkiye'nin de şu anda en melek yatırımcı dostu diyebileceğimiz bir kanunu söz konusu. Hem vergisel olarak hazine bu konuda bayağı önemli adımlar attı. Bu melek yatırımcılarımızın varlığı çok değerli. Burada ben bir de bir çarpan etkisinden bahsetmek istiyorum. Girişimciler de işlerini bir gün sattıklarında onlar dönüp bankaya para yatıramıyorlar. Onlar o paraları aldıktan sonra, şirketlerini sattıktan sonra kendileri de birer melek yatırımcı, dolayısıyla mentor oluyorlar. Bu anlamda da aslında her desteklenen bir girişimci ileride potansiyel bir melek yatırımcı ve mentor olacağı için aslında çok çarpan etkisi yaratan bir destek söz konusu oluyor. Bu nedenle girişimciliğin ülkemizin gündeminde tutulması her anlamda hakikaten çok değerli bir unsur. Melek yatırımcılığı da belki hani bir cümleyle açıklamak gerekirse, yani parası olmayan girişimciye yatırım yapan kişiye evet, denir değil mi? Parası olmayan girişimciye girişimin erken safhasında yatırım yapan, henüz banka kredisi alma safhasına gelmemiş, bunun için bir teminatı veya karlılığa ulaşmamış ama bazı potansiyelleri ortaya çıkmış ve girişimlerini bu anlamda güzel anlatabilmiş bazı yatırımcıların para alma potansiyeli, para alması konusu melek yatırımcılardan. Melek etrafında da aslında geçen tanım benim gözümde parası olduğundan dolayı melek değil, mentor olabileceği için bence melek. Sağlayacağı manevi destek dolayısıyla da bence melek kelimesi daha önemli bir hal evet, alıyor. Yatırımcı tarafı da parasal boyutunu belki temsil ediyor. Kesinlikle. Orada. Çok doğru. Şimdi tabii siz TÜSİAD'da çok projeler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili. Bu gençlikte iş var onlardan bir tanesi. Şimdi belki bizi izleyen genç girişimciler olabilir ya da girişimci adayları olabilir. Sizin bir takım dönüşüm projeleriniz de var. Hani işe nereden başlamalılar diye sorarken başvuru noktalarından bir tanesi de TÜSİAD olabilir evet, herhalde değil mi? Evet, TÜSİAD'ın bu gençlikte iş var projesi. Üniversitelere açık ve bu anlamda üniversite öğrencilerimizin takım kurarak, özellikle takım kurarak başvurmalarını istiyoruz. Başvurabildikleri bir platform, bir iş fikri yarışması. Gençlerimize girişimciliğin bir kariyer planını olarak ortaya koymak istediğimiz bir iş fikri yarışması. Bu evet, üniversite girişimcileri adına çok iyi bir platform. Bunu yarı sıra daha ileri safhada girişimcilerin başvurabileceği farklı kaynaklar, dernekler mevcut. Örneğin daha ileri safha girişimciler Endeavor Derneği'nden faydalanabilirler. Türkiye'de girişimcilik hakikaten her safha girişimciler açısından bir yere gidiyor. TÜSİAD'ın da bu arada girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere tüm girişimcilik sisteminin paydaşlarının verilerini alarak, onların eksiklerini, ihtiyaçlarını tespit ederek hem devletimizde hem özel sektör hem diğer STK'larla ortak buluştuğu ve çalıştığı girişimcilik ekosistemini geliştirme projesi de çok yeni hayata geçti. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuları da daha fazla ülkemizin gündeminde tutma imkanı olacak. Murat Özyeğin, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin bize girişimcilikle ilgili ayrıntıları ve görüşleri paylaştı. TÜSİAD'ın projelerini anlattı.